Türkistan'da bir tane arkadaşla karşılaştık. İsim neydi? İsim Mahnir. Bir yıl Türk dilinde öğrendim. Evet. Evet, burada dombra bulduk. Burası da Türkistan'ın pazarı. Evet, şimdi Türkistan'da bir tane arkadaşla karşılaştık. İsim neydi? İsim Mahnir. Türkiye hakkında ne düşünüyorsun? Türkiye hakkında. Ben bir yıl Türk dilinde öğrendim. Burada. Bir yılda Türkçe evet, öğrendim. Evet, bir yılda. Hmm. Bir. Benim üniversitemde öğretiyor. Benim. Sen üniversite mi okuyorsun? Evet, burada. Türkçe okuyorsun. Evet. Burada Türk kuotasına geldim ben. Üniversitemi. Ama benim mesleğim bu tercüman İngilizce'den. İngilizce tercümanlık evet. Yapıyorsun. Evet. Burada da aynı zamanda çalışıyorsun. Evet, burada çalışıyorum. Güzel, güzel. Teşekkür ediyorum. Buradan Türkiye'ye bir şey söylemek ister misin? Türkiye çok güzel bir... Oraya gitmek istiyorum. İnşallah, inşallah gelirsin. Ama Türkistan da çok güzel. Burasını biz çok beğendik. Beğendiniz mi? İnşallah nasip olursa tekrardan geleceğiz. Şükürler. Teşekkür ederiz. İnşallah. Koymuyorum. Sihir yatı. Evet. Bu at yatı. Evet, şimdi 5 parmak sipariş verdik. Anlatır mısın? Anlat abi. Ha. Bu 5 parmak abi bu restoranda yapılışı. Bu evde böyle yapılmıyor. Evdeki başka. Evdeki 5 parmakta koy eti, at eti olacak. Karışık. Kazı olacak. Jaya olacak. Atın jayası. Başka da koyun şeylerinin şeyine karnın asıp her şeyi koyacak. Koyun kuyruğu olacak. Kuyruk. En iyi, en şey güçlü etler olacak. Evde yapılan. Onda böyle biraz piyazdan şey yapılıyor. Tuzluk yapılıyor. Tuzluk diyor. Böyle sebzeler de koyulabilir. Evet. Ama evdeki başka olur. Tadı da başka. Şu an bu gelen? Bu gelen bu restoran gibi bu biraz zamanavi yapılışı. Tam evdeki tam Kazaki, tam Kazak'ın milli pişirmeği aynı böyle bulmuyor. Bundan daha güzel oluyor. Daha güçlü oluyor. Eti de çok oluyor. Bu et neydi şu an? Eti de çok oluyor. Bu at eti. At eti. Bu kaza, at etin sucuk, sucuk. Türk sucuğu var ya, o gibi kazı. Kazı de atıyor, söylüyor. Ama bu kazı, sucuk gibi. Bu çorbası. Bu çorbası. Et kaynamış çorba. Et suyu. Et suyu. Evet. Et suyu. Et de kaynatıyor, onun çorbası. Bu ette de salıyor, hamurda da salıyor, bu pişiriyor, alıyor. Yapıyor, çorbasını kıyıyor, sana getiriyor. Bu da etin vitaminleri, suları, her şey bunlar. Buna ayran. Kazakistan'ın bazen yerlerinde ayran katıyor, yoğurt. Yoğurt katıyor, bazen yerlerinde kurt. Kurt var ya böyle, peynir gibi. Kurtu eritiyor, su katıyor, kurt kosuyor. Bazen yerlerde ayran kosuyor. O zaman afiyet olsun. Teşekkürler. Kaldığımız otelden dışarı çıktık. Şimdi şehrin merkezini geziyoruz. Böyle güzel bir kervansaray gibi yer yapmışlar. Tamamen böyle doğal. Hatta bakın şöyle suni bir havuz bile yapmışlar burada göl tarzında. Çok değişik şekilde farklı farklı ne bileyim böyle havuzundan ne bileyim işanından yani her şey böyle tamamen doğal. Çok değişik bir şey yapmışlar burada. Ya kendinizi adeta böyle bir eski Orta Asya kültüründe hissediyorsunuz.
Biraz sanki şey gibi oldu burası. Balıklı göl gibi. Onun havasını vermişler buraya. Şimdi kervansarayın öyle bir yerine geldik ki bakın bizi nasıl bir yere çıkarttı. Dediğim gibi bakın burada normal o küçük kayıklardan var. Burada da hatta eski bir gemi yapmışlar. Denizin ortasında batmış şekilde. Hatta burada yöresel kıyafetler de var. Bunlarla da gelip burada gölün kenarında resim çekilebiliyorsunuz. Burada bir nevi Venedik ortamı yaratmışlar. Bak dediğim o nehrin üstünde, küçük yapılan nehrin üstünde böyle sandallarla gezebiliyorsunuz. Bugünkü gezi biraz kervansaray gezisi olsun. Bulunduğumuz kervansarayın kenarlarına da, havuzun kenarlarına ve komple kervansarayın belli yerlerinde genellikle küçük küçük hoparlörler koyup onlardan bütün kervansarayın olduğu bölgelerin hepsine müzik sesi veriyorlar. Ne bileyim böyle güzel tarihi müzikleri koyup burada farklı bir atmosfer yaratıyorlar. Kervansarayın içinde gezerken şöyle değişik değişik yapılara da rastlanıyor bakın. Diyorum ya tamamen böyle tarihi bir atmosfer yapmışlar burada. Şimdi Türkistan'da şehrin merkezinde durduk. Şöyle bir kuşlardan şey yapmışlar, heykel de çok dikkatimizi çekti. Hatta tavus kuşu bunlar. Bu arada Türkistan'a da 10 üzerinden 10 verdim. Çok güzel bir şehir. Burası Türkistan'ın merkezi. Yani bütün şehre bu yoldan gidiliyor, ayrılıyor zaten. Şehrin işlek caddeleri, işlek yerleri de şu kısımda. Yani Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinin olduğu bölümde. Şehir zaten 3-4 sene falan olmuş şehrin komple yeniden yapılması. Şu an hala da çalışmalar var, hala da şehri komple yeniliyorlar. Yani şehirde yerde bir tane küçük toz, ne bileyim çöp, möp hiçbir şey yok. Aşırı derecede değer veriyorlar burada. Çok güzel, ben çok beğendim Türkistan'ı. Burası da Türkistan'ın merkezi çarşısı. Burası Türkistan'da kapalı bir çarşı. Şurada var ama şey. Bayrak bayrak. Bak şu var el. Şöyle bak. Hepsinde böyle. Bir 23 Nisan'daki belini sallarsın.
Anne değil ben üstü paketleyemez. Burası da Türkistan'ın pazarı. Normal yerel pazar burası. Evet, burada dombra bulduk. 15-13 Şimdi abi dombraya akor çekiyor. Otelimizden çıktık. Türkistan'da kalacağız bu akşam. Otelimiz direkt Hoca Ahmet Yesevi'nin bulunduğu türbenin direkt karşısında. Şuradayız bu akşam. Bir gün burada kaldıktan sonra yarın Taşkent'e doğru devam edeceğiz. Şimdi Türkistan'ın sokaklarını akşamdan keşfedelim. Burası hemen otelimizin kenarındaki alışveriş merkezleri, AVM'ler. Market o. Şurada da var. Bak. Çok güzel ışıklandırma yapmışlar burada parkta. Yani buranın atmosferi çok farklı. Yani ben şahsen Türkistan'ı böyle beklemiyordum ben. Yani umutlarım biraz böyle Türkistan'a karşı ne bileyim biraz daha gelişmemiş, çok böyle biraz geri kalmış bir yer biliyordum ama şöyle görünce inan Türkistan'ın sokaklarından, mahallesinden hepsi çok çok farklı. Temizlik yönünden olsun, ne bileyim bana çok güzel geldi ya, ben burada yaşarım ya Türkistan'da. Hatta şuraya bakar mısınız? Çok güzel etkinlikler yapıyorlar burada. Direkt karşımızdaki yer Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinin olduğu yer. Zaten bizim otelimiz de hemen şurası. Sabah yaklaşık bir 40 küsür yani 42-43 derece bir sıcaklık vardı burada. Hatta şu an kollarım falan yanmış vaziyette. Ama şu an hava çok serin. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Hoca Ahmet Yesevi'nin bulunduğu türbeye doğru gidiyoruz. Hatta bakalım gece resimleri burada çekeceğiz. Biz normalde bugün burayı Türkistan'ı gezdikten sonra tekrardan Çimkent'e geri dönüp buradan Taşkent'e gidecektik. Ama ya, Türkistan o kadar hoşumuza gitti ki
arkadaşla beraber dedik ki biz bir gün daha burada kalalım. Burada hatta bize rehberlik yapan Ali abi vardı. Sağ olsun, ona da buradan selamlar, sevgiler. Vallahi bizimle 2-3 gündür çok ilgilendi. Arabasıyla gezdirdi, ne bileyim yedirdi, içirdi. Yani bizde hep bizle beraber oldu ya. Bu sıcakta bizle beraber bize rehberlik yaptı, tanıttı, anlattı buraları. Ya Türkistan'a da gelince, böyle görünce bize dedi ki bir gün daha burada kalalım. Bir gün daha burada kaldık şimdi. Türbenin direkt karşısındayız. Size şöyle zoomlama yapayım biraz. Türbeyi biraz yakından görün. Biraz daha zoomlayalım. Gerçekten canlı görmek, çok istiyordum burayı. Yani görünüşü çok çok farklı buranın ya. Hemen karşıda gözüken türbe, zaten sabah da gelmiştik buraya. Burası Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi.